Üretim Bülteni'nden hepinize merhaba sevgili izleyenler. Bugünkü programımızda termal turizm sektörü ve yatırımları ele alacağız. Konuğumuz Ali Cenk Yorulmaz'la beraber hoş geldiniz. Merhaba, hoş programımıza. Bulduk. Ülkemizin özellikle Ankara bazlı termal turizmdeki yerini nasıl görüyorsunuz? Gelişmeler var mı? Şimdi termal turizme yönelik talepler her geçen gün artıyor. Aslında bunu zaten hepimiz biliyoruz. Daha önceleri eskiden hep termal otellere tercih ederdik, giderdik. Ama şöyle bir 5-6 sene gerisine bakarsak bir gerileme gösterdi. Yani o zaman bir 10 senelik, 10-15 senelik bir dönemde pek nedense bir talep görmedi. Ama şimdi bu son zamanlarda bu alternatif tedavi yöntemleri, daha doğal yaşama yönelik düşünceler sonucunda tabii talepler artmaya başladı. Devletin bu konudaki desteği nasıl özel sektöre? Şimdi devletin aslında güzel destekleri var. Araştırıp bulmak lazım. COSGAP destekleri var, Avrupa Birliği destekleri var. Kalkınma bankalarının kredi destekleri var. Kalkınma ajanslarının da destekleri var. Herkesin var. Yani evet, sonuç olarak gerçekten çok ciddi bir destek var. Yani bildiğim kadarıyla KDV istisnası, gümrük vergisi ve sigorta primine kadar epey desteği gözüküyor. Tabii yani turizme yönelik zaten turistik tesis açıldığı zaman Turizm Bakanlığı'ndan da bazı destek, bu KDV istisnası gibi destekler var. Tabii bu destekleri alırken yani gerçekten hani hiç sektörü bilmeyen bazı yatırımcılar da girmek istiyorlar. Çünkü bu destekler biraz cezbediyor insanı. Fakat destekleri aldıktan sonra hani işlerini çok düzgün yürütemeyen işletmeler de oluyor. Bu yüzden destek güzel, fakat güzel planlı, programlı, projeli ve sağlam başlayıp sağlam gitmek lazım. Ankara jeotermal kaynaklar konusunda nasıl size göre? Özellikle Hayvan'a ve Kızılcahamam evet, hattı olarak. Yani zaten en kaliteli su nerede var? Vatandaşın bilmek istediği bu. Yani ben Haymana'nın suyunu tavsiye ederim. Kızılcahamam'ın suyu da sıcak. Orası da güzel. Haymana'da özellikle ciltten emilerek su etkisini gösteriyor. Şimdi termal kaplıca suyu dediğimiz zaman kaplıca suyunun ciltten emilerek etki göstermesi lazım. Şimdi içmecelerimiz var. İçmecelerde suyu içiyorsunuz. Sindirim sisteminde emilerek etkisini gösteriyor. Fakat kaplıca sularında bu biraz daha farklı. Havuzun içine giriyorsunuz, ciltten emilerek direkt kana karışıyor. Yani mesela ağızdan diyelim bir ilaç alacağız. İlacı içtiğimiz zaman işte önce mideye gidecek, midede emilecek, oradan kana karışacak. Belki işte böbreklerden emilecek, karaciğerden, böbreklerden süzülecek, karaciğerden süzülecek. Çok belki cüzi bir kısmı kana karışabiliyor. Fakat direkt ciltten emilen sistemlerde bu daha farklı. Ciltten emilerek direkt kana karıştığı için çok daha tavsiye edilen, çok daha tercih edilen bir tedavi yardımcı yöntemi diyelim. O yüzden kaplıca suyunda gireceğimiz zaman içindeki mineral sayısı, kaplıca suyunun sıcaklığı, tabii çok aşırı sıcak bir havuza girdiğimiz zaman vücut kendine bir koruma mekanizması var. Korumaya alıyor, biraz daha böyle kendini sıkıyor. İçeri almıyor. Fakat daha böyle vücut ısısına yakın sulara girdiğimiz zaman emilim daha çok oluyor. Bir de havuz içerisinde rahat hareket edebildiğiniz için havuz içinde yaptığınız hareketler, ufak egzersizler emilimi arttırıyor. Sıcaklığı çok yüksek sularda bu hareket olayı tabii biraz insana da sıkıntı veriyor. Çok sıcak olduğu için fazla hareket edemiyorsunuz, sizi yoruyor. O yüzden kaplıca suyu dediğimiz zaman içindeki mineral sayısı ve de vücut ısısına yakın sıcaklıkta çıkması tercih edilen. Şimdi tabii yol su elektrik olarak gelmeye başlıyor. Yani yol yapım çalışmaları var. Altyapı olarak arası yol yapılıyor. Bir de tabii bu teşvikler konusunda da mutlaka etkisi oluyordur diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu son zamanlarda çok güzel teşvikler çıkmaya başladı. Yani artık biz de araştırmak zorunda kalmıyoruz. Danışman firmalar bizi buluyor. Diyorlar ki ya size göre çok güzel teşvikler var. Bakın bu teşviki alalım, şöyle yardımcı olalım. Yani öyle bir duruma geldik ki artık biz bile hani bir teşvik alsak mı diye düşünmemize gerek kalmadı. Bizim yerimize danışman firmalar düşünüp zaten bize dönüş yapıyorlar. Peki kapasite artırmayı düşünüyor musunuz?
bizim bu Avrupa Birliği'nin bazı teşvikleri var. Yeni bir döneme girilecek, bu IPARD destekleri var. Bu IPARD'ın 2015 yılında şu anda hala desteği var. Bir çağrıya çıkmışlardı. Tekrar çağrıya çıkacaklar. Bu şimdi desteklerde de güzel aslında ellerinde ödenek var. Bu benim öğrendiğim kadarıyla da bu desteklere başvurular biraz düşük seviyede. Öyle olunca bu IPART gibi bu kuruluşlar da ellerindeki parayı dağıtacak. Yani gerçekten desteğe başvuracak güzel firmalar arıyorlar. Yani desteğe gerçekten bu işi yapmak için başvuran firmaları kaçırmıyorlar. O yüzden ellerindeki ödeneği daha dağıtamadılar. Bir çağrıya daha çıkıyorlar yeni yakın bir zamanda. Bu senenin sonuna doğru bir çağrı daha olacak. Yeni bir döneme giriyor. Bu çağrıda destek miktarını da arttırıyorlar. Kapasite miktarını da arttırıyorlar bildiğim kadarıyla. Öyle olunca biz de bu sene sonundaki çağrıya katılmayı düşünüyoruz. İPART'ın kapasite arttırımı programı bu. 25 oda her sene kapasite arttırımı yapabiliyorsunuz. Avrupa Birliği destekli. Bunun %50'si veya %60'ını yaptığınız yatırımın size geri ödüyorlar, karşılıyorlar. Biz aslında bu sektöre gireli yaklaşık bir 10-15 sene oldu. Sektöre ilk girdiğimizde ben yani şöyle düşünüyordum. Herhalde yazın fazla talep görmeyiz. Hani yazın çünkü daha çok belki de hani deniz tatiline gitmek isteyenler olur. Fakat biraz da böyle alternatif tedavilere yardımcı yöntemler yaptığımız zaman yani bu yardımcı tedavi için gelen misafirlerimiz daha çok yaz aylarını tercih ettiğini fark ettik. Öyle olunca bizim yaz için olan doluluk oranımız en yüksek doluluk oranlarına ulaştı yaz dönemleri. Temmuz, Ağustos dönemleri. Fakat tabii kaplıca olduğu için kışın da talep görüyor. Yani yaz ve kış talep görüyor. Artık bazı müşterilerimiz şöyle diyor. Hani biz işte deniz tatiline gidiyoruz. 10 gün deniz tatili yapıyoruz. Daha sonra işe güce döndüğümüzde çok yorulduğumuzu fark ediyoruz. Hani biz tatile aslında dinlenmek için gidiyoruz oraya. Daha çok yorulup geliyoruz. Biz artık kaplıca tercih edeceğiz diyen bir kesim de var. Çünkü kaplıca da gerçekten dinlenmeye yönelik. Yani biraz da vücudumuza bakıyoruz. Dinleniyoruz. Hücresel seviyede bir hiç olmazsa böyle bir rahatlamış oluyoruz, ferahlamış oluyoruz. Kaplıca tatilinin bambaşka bir yönü var. Ankara'da Kızılcahama, Mayaş, Beypazarı ve Haymana olarak biliniyor. Haymana'nın burada biraz dışarıda kalması ve yol sorunu olması biraz dışarıda bıraktı mı acaba sektörü de? Şimdi Haymana biraz geç giriş yaptı aslında sektöre. Haymana'nın çok kaliteli bir suyu var. Hem su sıcaklığı, vücut ısısına yakın olması, mineral açısından yüksek olması, ciltten emiliyor olması bu yardımcı tedavi süreçlerini çok olumlu etkiliyor. Fakat Haymana'nın geç kalması biraz da yatırımlardan kaynaklanıyor. Şimdiye kadar Haymana'ya yatırımcı çok gelmemiş. Hani bunun öncülerinden bir tanesi de biz olduk. İşte 10 sene önce, 15 sene önce Haymana'da dışarıdan gelmiş hiçbir yatırım yoktu doğru düzgün. Biz de buna bir katkı olduk. Şimdi yavaş yavaş Haymana'daki tesisler, yatırımcılar artmaya başladıkça Haymana'da göz önüne çıkmaya başlıyor. Sağlıkla peki direkt bağlantısı nedir termal tatilinin? Şimdi Avrupa Birliği'nde kaplıca tedavisini devlet karşılama oranı çok yüksekti eskiden. Şimdi yine yüksek, sonradan tekrar yükselttiler. Daha sonra dediler ki ya bu kaplıca tedavisine çok ödenek gidiyor. O yüzden biraz kısmışlardı. Kısıldıktan sonra ciddi anlamda ilaç satışlarında, doktor maliyetlerinde bu sefer daha çok ödemelerin çıktığını gördüler. Hemen kaplıca tedavisi ödeneklerini tekrar arttırdılar. Çünkü şu fark edildi. Kaplıcaya giden insanlar daha az hastalanıyorlar. Daha az doktor ihtiyacı duyuyorlar. Daha az ilaç alma ihtiyacı duyuyorlar. Evet. Bu sebepten dolayı yani kaplıca tedavisinin kaplıcada yapılan daha doğrusu tedaviye ek hizmetlerin, tedaviye yardımcı alternatif tedavi hizmetlerinin insan sağlığı için büyük faydası var. Çarpan etkileri nedir termal turizmin? Bununla ilgili farklı acente grupları türemeye başladı tabii. Termal
termal tatile yönelik acenteler, yani sırf bu işle ilgilenen acenteler türemeye başladı. Talep arttıkça tabii dediğiniz gibi hani bunun çarpanları da artıyor. Farklı sektörlerde bu işlere dahil olmaya başlıyor. Yeni sektörler açılıyor. Evet. Şimdi tatil dediğimiz zaman aklımıza farklı yöntemler geliyor. İşte yurt ya işte deniz sahil tatili ya da böyle kaplıcaya yönelik bir tatil. Öyle olunca tabii bu acenteler biraz da bu kaplıcaya yönelik işlemlerini yapmaya başladılar. Peki insan kaynağı konusunda sıkıntı yaşıyor musunuz? Şimdi insan kaynağı biraz da otelin bölgesiyle alakalı. Eğer çevrede çok bu işle ilgilenen bir insan kaynağı bulamıyorsak, o zaman tabii biraz da şey yapmamız gerekiyor. Yani lojmanlara ağırlık verip, işletmemizin yanında işte lojman sunup, dışarıdan alıp kendi bünyemizde konaklatan bir yapıya gitmemiz gerekiyor. Peki, yani o yüzden pek bir sıkıntı yok yani. Tek sıkıntı hani bulamadığınız zaman eleman dışarıdan alıyorsunuz fakat lojman kuruyorsunuz. Kalifiye eleman sıkıntısı yaşıyor musunuz termal sektöründe? Termal sektöründe yani biz pek yaşamadık. Çünkü bununla ilgili tabii bir sürü sağlık meslek yüksek okulları var. Yetişen yeni bir sürü iş gücü var. O yüzden rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Yani ufak bir ilanla veya piyasada ufak bir araştırmayla belki sağlık meslek yüksek okullarıyla görüşerek çok rahat eleman bulunabiliyor. Belki de yani benim inancım termal turizmde şu anda Türkiye'nin bir açığı var. Yani talep çok fakat arz az var. Yani arza çok açık bir sektör. Öyle olunca yani eleman bulumunda da hiçbir sıkıntı yaşamadık biz. Peki Avrupa'yı da gördünüz siz, özellikle yurt dışında da hem eğitim faaliyetlerinde de bulundunuz. Kıyaslama yapabilir misiniz Türkiye'nin hem termal tesisleri evet. ve kaynakları açısından? Şimdi Türkiye'de tabii müthiş bir kaynağımız var. Yani deprem kuşağında toprağın olmamız. Toprağın altı evet yani mücevher gibi değerli, çok güzel termal sularımız var. Türkiye'nin her yerinde fışkırıyor. Yani bir yere seyahate bile gittiğimizde hepimiz fark ederiz. Aa burada da kaplıca suyu varmış falan. Böyle hemen ilgimizi çekiyor. Evet. Türkiye'nin çok ciddi bir altyapısı var yani bu konuda. Kaplıca sularımız çok var ve şifa oranları da çok yüksek. Avrupa'da bu kadar çok olmamasına rağmen tesis kaliteleri çok yüksek. Çok kaliteli tesisler, çok özellikli tesisler var. Bizim de Avrupa'ya yani geçmemiz için yani yetişmek de demiyorum. Avrupa'yı çok rahat bu sektörde sollayabiliriz. İşte tek ihtiyacımız olan dediğim gibi biraz daha bu sektöre yatırım. Yeteri kadar teşvik de var zaten. Yatırımlar da artmaya başladı. Yani ben bir 5-10 sene içerisinde Türkiye'de çok ciddi bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Ankara'yı nasıl görüyorsunuz bu çerçevede? Çünkü Türkiye'de termal deyince akla Afyon geliyor şu an. Evet. Hala Afyon liderliği koruyor mu bu sektörde size göre? Afyon ve Kızılcahamam şu anda lider konumda ikisi. Afyon'da tabii çok büyük tesisler, çok güzel tesisler var. Bir de tabii uğrak noktası. Geçiş güzergahların ortasında olması sanırım. Kesinlikle. Oraya ineceğiz. Çünkü yani güney bölgelerdeki, Akdeniz bölgesindeki müşterileri de hitap ediyor. İç Anadolu bölgesine de hitap ediyor. Doğudan doğu bölgelerine hitap ediyor. Çok daha geniş bir yelpazesi var. Yer olarak çok avantajlı konumda. Tabii tesisler de o yüzden biraz düşünerek açmışlar. Fakat şimdi mesela Haymana bölgesine baktığımız zaman çok güzel bir potansiyel var. Şimdi yeni oteller açılıyor. Otellerin hiçbir tanesinin boş kaldığını ben duymadım. Bize yatırımcılar yatırım yapmadan önce özellikle Haymana'ya yatırım yapmak isteyenlerle çok görüşüyoruz. Bize mutlaka bir uğruyorlar. Diyorlar hani memnun musunuz biz de gelelim mi? Biz onlara kesinlikle tavsiye ediyoruz. Bizim doluluk oranlarımız çok güzel. Gelen müşteriyi memnun edecek ve ihtiyaçlarını karşılayacak yere gelmez. Peki Haymana'nın diğer geçiş güzergahlarına bağlanması söz konusu mu yol olarak? Konya, Mersin, Adana bu güzergahları gidecekleri zaman direkt Polatlı, Haymana, Haymana'dan da Konya yoluna çıkarak geçtikleri zaman Ankara merkeze girmiyorlar ve yaklaşık bir 1-1,5 saatlik bir süre kazançları oluyor.
Eğer bu yol biraz daha genişletip büyütülürse, bir ara bununla ilgili bir proje yapılmıştı. Belki de projesi de çizildi. Ama nedense yol çalışmalarına başlanmadı. Belki önümüzdeki zamanlarda yapılırsa, hani duble yol haline getirilirse, bu güzergahı kullananların sayısı artar. Siz termal tatili tavsiye ederken hangi özellikleri ön plana çıkarmak istiyorsunuz? Dinlenme mi yoksa sağlığına kavuşmayı mı ön plana çıkartıyorsunuz? Şimdi biz ikisini de beraber sunuyoruz. Hani birini birinden ön plana çıkarmıyoruz. Şimdi termal turizm dendiği zaman zaten akla alternatif tedavi hizmetleri ve de dinlenme geliyor. Yani tam bir tatil. Eğer kafa dinlemek istiyorsanız, işten güçten yorulduk, biraz kendime vakit ayırayım, şöyle bir rahatlayayım, streslerimi atayım diyorsanız, o zaman kaplıca tedavisi bu bir yol. Öbür yolda bir rahatsızlığımız varsa, işte fizik tedaviye gidiyorsak veya işte bazı doktorlarla görüşüyorsak vücutta ilgili sıkıntılarımızdan dolayı, doktorların verdiği tedavi hizmetlerine yardımcı olarak da kaplıca tedavisi seçiliyor. Bizim de şu anda müşteri portföyümüz tam yarı yarıya. Yani %50 dinlenme amaçlı geliyor, %50 de tedaviye yardımcı amaçlı geliyor. Devletimizin şöyle bir teşviği var. Kaplıca tedavisinde bir miktar geri ödeme yapıyor. Sağlık Bakanlığı, biz de Sağlık Bakanlığı'ndan sertifikalı bir kuruluşuz. Sağlık Bakanlığı'ndan anlaşmalı ve sertifikalı kuruluşlara gittiğiniz zaman herhangi bir hastaneden, devlet hastanesine veya üniversite hastanesine kaplıca tedavisi gereklidir diye rapor alındığı zaman devlet ödenen emekli maaşa veya normal maaşınıza bu kaplıca tedavisi için ödediğiniz miktarın bir kısmını size geri ödeme yapıyor. Bu uygulama yani bir 5-6 senedir var benim bildiğim. 5-6 senedir var. Uygulama ilk başladığında devletin tabii ödemesi çok yüksekti. Sonradan bazı suistimaller oluştuğu için ödemeyi biraz kıstılar. Ama tekrar artacak mı? Dört gözle bekliyoruz. Hani artmasa bile herkes bundan faydalanabilir. Yani ama siz şu an potansiyelden memnunsunuz. Tabii tabii biz potansiyelden memnunuz. Çünkü hani biz hem dinlenme hizmetlerini hem de tedaviye yardımcı alternatif tedavi hizmetlerini bir arada sunduğumuz için iki sektöre de hitap ediyoruz. Evet, tabii sahil kesimindeki tatilde eğlence kısmı da var. Termal turizmde sanırım bu eğlence kısmı dışarıda kaldı. Mutlaka otelin içerisinde eğlenceye yönelik birimler de artıyor. Eğlenceye yönelik çalışan eleman sayısı, personel sayısı da artıyor. Yani kaplıca tedavisi için gelenler daha çok dinlenme için tercih ettiklerinden dolayı yani eğlence kısmının da mutlaka olması lazım. Çünkü hani ona yönelik talep eden müşterilere de hizmet edebilmek amacıyla. Yani bu dinlenme amaçlı hizmetleri tam bir şekillendirdikten sonra onun yanında tabii ki de eğlenceye yönelik hizmetler sunulabilir. Bizim yaptığımız eğlence yönelik hizmetler, bizde doğa yürüyüşlerimiz var. Doğa yürüyüşü hizmeti yapıyoruz. Yani hem eğlenceli hem de yine biraz daha böyle sağlık kısmını da düşünmeye çalışıyoruz aynı zamanda. Termal sektöründe şöyle bir güzellik var. Müşteriler orada diğer otel müşterileriyle tanışıyorlar. Daha sıcak böyle ev ortamı gibi ortam var. Bu tarz yapılar da bu ortamı da arttıran unsurlar. Şimdi bizim müşterilerimiz geliyorlar, otelde tanışıyorlar. Bir sonra gelişlerinde de hep beraber geliyorlar mesela. Öyle olunca sürekli bu tarz bir sirkülasyon oluyor. Termal otel dediğimiz zaman bence bu tarz ortamları tetikleyici hizmetleri mutlaka olması lazım. Yani biraz daha böyle ev ortamı gibi insanların tanışabilecekleri, kaynaşabilecekleri. Çünkü bizim müşterilerimiz mesela geliyorlar, annesini bırakıyorlar, gidiyor. İşte başka bir müşterimiz geliyor, o da annesini babasını bırakıyor, gidiyorlar. Sonra tekrar almaya geliyorlar. Tabii burada tanışmalar oluyor, beraber anlaşıyorlar. Bir dahaki gelişlerinde dediğim gibi beraber geliyorlar, kaynaşmalar olmuş oluyor. Bu tarz birimlerde bu tip olayları arttırıyor. Kişinin rahatsızlığına göre uzman doktorlarımız var. Uzman doktor kontrolünde biz kaplıca tedavisi sunuyoruz. Doktorlarımız muayene ediyor. Kişiye özel, kişinin rahatsızlığına göre bir program çıkartılıyor. Evet. Bu programı da yine doktor kontrolünde uyguluyoruz. Bizim en büyük avantajımız bu otel olarak. Yani kaplıca otellerinde yatırım
için yatırım yapılmayı düşünüldüğü zaman mutlaka doktor kontrolünde kaplıca tedavisi hizmetinin ön plana çıkarılması lazım. Daha önce biz Ankara Kalkınma Ajansı'nın teşviğinden faydalandık. Bütün odalardaki mobilyalarımızı yeniledik. Tuz mağarası açılışı yaptık. Ufak tefek işte mobilyalarda bazı eskimeler vardı. Bütün mobilyalarda yenileme oldu. Bunun hepsini Ankara Kalkınma Ajansı'nda aldığımız destekle yaptık. Yarısını biz karşılıyoruz. Yarısını da Ankara Kalkınma Ajansı'nın bize yaptığı hibeyle yaptık. Ankara Kalkınma Ajansı hala aynı çağrıları çıkıyor. Ankara Kalkınma Ajansı. Yanlış hatırlamıyorsam şu anda yine 600 bin 700 bin liralık projeleri hala destek yapıyorlar. Son 3-4 sene içerisinde Haymana'da bir 4-5 tane yeni tesis açıldı. 4 yıldızlı açılan tesisler var. 5 yıldızlı da şimdi yeni açılan bir tesisimiz daha var. Sizin tesisiniz 4 yıldızlı. Bizim tesisimiz 4 yıldızlı. Evet. Peki termal sektöründeki otellerde yıldız sayısını artırmanın kriterleri nelerdir? Turizm Bakanlığı'na bağlı tesislerin hepsinde yani az çok aynı. Termal kaplıca oteli olduğu zaman ekstra bir yük gelmiyor. Sadece termal tesis olabilmesi için bir tesisin gerçekten termal tesis olabilmesi için mutlaka Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat alması lazım. Kaplıca ruhsat alması lazım. Sağlık Bakanlığı'ndan kaplıca ruhsatı alındıktan sonra Turizm Bakanlığı'na başvuru yapılıyor. Turizm Bakanlığı termal tesis sertifikasını veriyor. Turizm Bakanlığı da ayrı bir denetime sokuyor. Bu denetimde yıldız sayısı belirleniyor. Belirlenen yıldız sayısına göre Sağlık Bakanlığı'ndan alınan kaplıca ruhsatı da varsa termal kaplıca oteli lisansını veriyor. Sağlık Bakanlığı da Turizm Bakanlığı da bu konuda gerçekten tıkır tıkır işliyor. Yani bilmiyorum başka tesislerin yaşadığı sıkıntılar var mı? Yani her konuda yardımcılar. Bir yatırım yapmak istediğiniz zaman çat kapı Turizm Bakanlığı'na gidip ilgili birime çıkıp ya ben böyle bir şey yapmak istiyorum ne yapmamız gerekiyor dediğiniz zaman size yardımcı olacak, fikir verecek bir sürü insan var. Çalışanların hepsi çok yardımcı. Özellikle belediyeler bu konuda nasıl bir kolaylık sağlayabilir sizlere? Tabii çok büyük rolü var yerel yönetimden yani her yatırımda olduğu gibi. Yani en önemlisi zaten yol, su, elektrik konusunda olmazsa olmaz şeyler. Çok güzel bir tesis kurarsınız. Mükemmel bir hizmet verirsiniz. Fakat elektrikte sürekli kesinti olursa, suda sıkıntı yaşarsanız veya yol çekilmezse bitmezse aynı şekilde altyapı işleri, işte kanalizasyon bunlarda yardım alamadığınız zaman ne kadar güzel bir tesis olursa olsun müşterilerinizi memnun edemezsiniz. Haymana'nın bu konudaki altyapısı nasıl size göre? Haymana'da altyapı hızlı bir şekilde oluşuyor. Şu anda biz hiçbir sıkıntı yaşamadık. Gerçi tabii bizim hani 10-15 sene oldu o tesis kuralı. Oturmuş, yerleşmiş bir tesis. Ama yeni tesislerinde herhangi bir sıkıntı yaşadığını ben hiç duymadım. Belediye güzel çalışıyor, elinden geleni yapıyor. Haymana Belediyesi de yatırımlar için çok açık. Belediye başkanımız kapısı her zaman açık. Giden gelen oluyor işte başkanım biz böyle yatırım yapmak istiyoruz diye talepler geliyor ve belediye de elinden geleni yapıyor. Ankara'da yakın olması sebebiyle yani Afyon'a nazaran Kızılcahamam daha çok böyle ilk akla gelen bölgelerden bir tanesi. Haymana Kızılcahamam'dan daha yakın. Kaplıca su kalitesi de çok yüksek Haymana'nın. Kaliteden derken bunu biraz açar mısın? Nasıl kalitesi? Kalite dediğimiz kaplıca suyunda tedavi durumu, tedavi etme kapasitesi daha doğrusu kastediyoruz. Şimdi kaplıca suyunun iyi tedavi edebilmesi için dediğim gibi hem mineral sayısının yüksek olması hem de cidden emilimin fazla olması gerekiyor. Peki bu Haymana'daki su Kızılcahamam'daki hattan daha mı kaliteli? Şimdi tabii başka bir bölgenin suyunu kötülemek, yani bizim suyumuz güzel, onun suyu kötü. Verilere göre söyleyebilirsiniz zaten. Verilere göre baktığımız zaman içerisindeki hani mineral sayısı açısından Haymana suyunun şifasının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bir de Haymana suyunun en büyük avantajı şu, 42 derece çıkış sıcaklığı var.
Yani bu suyu aldığınız zaman herhangi bir şekilde soğutmanıza gerek yok. Bekletmenize gerek yok. Çıktığı gibi anında havuzlara ve hamamlara verebiliyoruz. Bu çok büyük bir avantaj. Çünkü su bekletildiği zaman, soğutulduğu zaman şifa özelliğini yitirmeye başlıyor. Taptaze bir suya giriyorsunuz. Sanki su kaynaktan yerde kaynıyor, siz de onun içine girmişsiniz gibi. Hiçbir fark yok. Kuyudan çıkan su 3-4 dakika içerisinde havuzlara, hamamlara akmaya başlıyor. Ve kaplıca havuzuna girdiğiniz zaman havuzun etrafına şöyle bir bakmanız lazım. Havuza baktığınız zaman etrafta mutlaka kaplıcanın böyle bir pütürlü dokusu, etrafta ufak tefek böyle birikmeler, lekeler, renk değişimleri yapmış olması gerekiyor. O zaman gerçekten şifalı bir kaplıca havuzunda olduğunuzu düşünebilirsiniz. Çünkü kaplıca suyu kuyudan çıktığı gibi geldiği zaman içindeki bütün tortularıyla, bütün zenginlikleriyle beraber geliyor. Biz de özellikle bunları hiç filtreden, geçirmeden doğrudan havuzlara veriyoruz. Havuzun dibinde hafif tortular olur, yüzeyinde hafif tortular olur. Bizim kaplıca suları, kaplıca havuzumuz her 5-6 saatte bir havuzu suyu tamamen yenileniyor, değişiyor. Kaplıca havuzunda bir dikkat etmemiz gereken husus da şudur. Kaplıca havuzları devri daim sisteminde çalışmaması gerekiyor. Yani taşan su çöpe gidecek, dışarıya atılacak ve akan su her zaman taze su olması lazım. Çünkü suyu filtreden geçirip tekrar aynı suyu devri daim ettirip verdiğiniz zaman bunun hiçbir özelliği kalmaz. Normal yüzme havuzuna girmişsiniz gibi, çeşme suyuyla bir havuza girmiş gibi olur. Sürekli taze suyun gelmesi lazım ve taşan suyun da çöpe gitmesi lazım. Bizim havuzlarda da her 5 saatte bir bu tarz bir devri daim var. Sürekli taze su geliyor ve taşan suyu biz dışarıya atıyoruz. Bu sebepten de hiç filtrelemiyoruz. İşte suyun içerisindeki tortularla beraber suyu görebiliyorsunuz havuzlarda. Evet, çok teşekkür ederim Ali Bey. Bugün termal sektöründeki yatırımları ve sektördeki işleyişi sizinle birlikte analiz ettik. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Sizlerle evet. Olmak gerçekten büyük keyif. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler, başka bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.